Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle ünvanlar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi 38. krallıkta üstün hakimiyiz. Hatta az önce üst savaşından çıktık, yeniden aldık. Bunun belki videosunu sizlerle paylaşmış olabilirim, belki paylaşmamış olabilirim. Emin değilim şu anda ama siz zaten KVK videolarından ve diğer üst videolarından bunu biliyorsunuz. Üssü işgal ettikten sonra ve korumaya girdikten sonra eğer bulunduğunuz krallıktaysanız derebeyliği ünvanlarından yararlanabiliyorsunuz. Sizlere şu şekilde gösterebilirim. Bu ünvanları oyuncuların kalelerine tıklayarak verebiliyorsunuz. Hemen size bir tane örnek gösteriyorum. Ünvanı ata diyerek mesela şef olarak atayabiliyoruz ya da muhafız olarak atayabiliyoruz. Ya da diğerlerini, şimdi bu ünvanlardan zaten bahsedeceğim. İlk başta nasıl verildiğinden bahsetmek istedim. İkinci olarak lonca üzerinden verebiliyorsunuz. Lonca'ya tıkladığınız zaman üyeler ve şurada görmüş olduğunuz gibi ünvan ata diyorum. Ve buradan da yine aynı şekilde verebiliyoruz. Normalde bizim vekilimiz, yani bu ünvanları atayan kişi Gazi. O yüzden ondan bir süreliğine bunu aldım. Daha sonra kendisine iade edeceğim. Gazi'ye bu yüzden teşekkür ederim. Ayrıca bugün ünvanları da onun üzerinde deneyeceğiz. Sonucu olarak da ünvan atayacağınız kişinin kalesi eğer yanında değilse profiline girip hemen yukarıdaki çark işaretinden ünvan ata diyerek ünvan verebiliyorsunuz. Şu şekilde yine verebiliyorum. Yani 3 şekilde ünvan verebiliyorsunuz. Birincisi kalesinin üstüne tıklayarak ünvan ata diyoruz. İkincisi profilinden çarka tıklayarak ünvan ata diyebiliyoruz. Üçüncü olarak da eğer sizinle aynı loncadaysa lonca üzerinden verebiliyorsunuz. Şimdi hadi birazcık ünvanlara ve ünvanların verdikleri özelliklere bakalım. Birinci olarak derebeyliği ünvanı. Derebeyliği ordu saldırı, ordu savunma, ordu max CP veren bir ünvan. Hepsinden %10 oranında veriyor ve gerçekten içtima kaptanlığı yapan kişiler için çok önemli özellikler barındırıyor. Zaten Karga Bey de bizim içtima kaptanlarımızdan biri. Derebey bütün ünvanları atayabiliyor. Onun dışında başka özellikleri de var ama onlara değinmemize şu anda gerek yok. İşte krallara mesaj göndermek, geliştirme için inşaat hızı, araştırma hızı, eğitim hızı basmak, lonca üyelerine ödül vermek ve pardona basmak gibi bazı yetkileri var. Ünvanlara geri döndüğümüzde derebey vekili diye bir ünvanımız var. Derebey vekili yalnızca ünvanların atanmasına yardımcı oluyor. Yani ünvan verebiliyor. Şu anda bende de görmüş olduğunuz gibi derebey vekilliği var. İkinci olarak kraliçe ünvanı var. Kraliçe ünvanında da altın üretim hızını %20 oranında artırıyor. Bunu genellikle biz altın üretimi fazla olan hesaplara veriyoruz. Daha fazla altın üretsinler diye altın üreten alt hesaplarımıza veriyoruz. Sıradaki ünvan general ünvanı. Ordu saldırı %10, ordu savunma %5 veriyor. Bunu da yine aynı şekilde içtima kaptanlarımıza, aile loncamızın içtima kaptanlarına ve müttefiklerimize genelde veriyoruz. Sonraki ünvan kıdemli. Bu da kaynak üretim hızı desteği veriyor %15. Fark ettiyseniz Gazi'nin alt hesabı da zaten kaynak üretimi yapıyor. Sıradaki ünvanımız şef. Bu eğitim hızı %5 ve ordu savunma %5 veriyor. Bu eğitim hızı %5 ve ordu savunma %5 veriyor. Asker eğitte bekçi ya da kaos varken bu ünvan sürekli el değiştiriyor. Sürekli birileri tarafından isteniyor ve çok popüler bir ünvan. En çok kullanılan 3 ünvandan biri kendisi. Şu anda asker basan kimse olmadığı için kimse de yok sanırım. Hemen altına geçiyoruz. Muhafız ünvanı. Muhafız ünvanı da ordu saldırı %6, ordu max CP %6 veriyor. Bunu da generalden sonra ikinci içtima kaptanımıza verebiliyoruz. Aynı anda iki içtima yola çıktığı zaman birine general, birine muhafız verebilirsiniz siz de. Diğer bir ünvanımız rahip. Rahip sadece ordu savunma %15 veriyor. Benim için çok da gerekli bir ünvan değil. Ordu savunmaya çok fazla önem vermediğimi zaten biliyorsunuz. Evet, şimdi geldi sıra subaya. Subay sefer hızı %15, kaynak toplama hızı %10 veriyor. Kaynak toplarken ve içtima yola çıkmadan önce sefer hızını arttırmak için verilen ünvan. Örnek veriyorum, bir yuvaya içtima açtınız. İçtima yola çıkmadan önce vekil ya da derebeyi size bu ünvanı verir ve sefer hızı kazanırsınız. Daha sonra da general ya da eğer general müsait değilse muhafız vererek ordu saldırınızı arttırırlar ve bu da tabii ki etkili oluyor. Sonraki ünvanda mühendis. Mühendis inşaat hızı %10, ordu max CP %3 veriyor. Bu fazla kullanılan bir ünvan değil çünkü neredeyse loncamızdaki birçok insanın inşaatları zaten full. Ama düşük bir krallıktaysanız ve daha henüz inşaat konusunda gelişmeyenler varsa bu ünvanı verebiliyorsunuz. Daha sonraki ünvanımız alim. Alim de zaten o 3 ünvandan, en çok kullanılan 3 ünvandan biri. Alimi araştırmada bekçi ya da kaos varken çok fazla kullanıyoruz. Hatta o kadar çok kullanıyoruz ki yetmiyor bile, bazen bazı arkadaşlarımız sona kaldığı zaman onlara sıra gelemeyebiliyor. Bu yüzden bu ünvan gerçekten çok önemli. Araştırmanızın sadece %10 olduğuna bakmayın. O %10'la gerçekten çok fazla zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Gelelim negatif ünvanlara. Negatif ünvanlar kırmızı gördüğünüz gibi. Korkak ünvanı ordu savunmasını %10, tüm kaynakların üretimini %20 azaltabiliyor. Genellikle bunları kaynak kalelerine verebiliyoruz. Ordu savunmasının çok fazla işe yaradığını yine düşünmüyorum ve o yüzden gördüğünüz gibi genelde burası boş. Alçak ünvanı, alçak ünvanı ordu max CP %10, eğitim hızı %8 azaltıyor. Bunu da genellikle asker bastığını gördüğümüz düşmanlarımıza verebiliyoruz. Yuvaya içtima açmışsa ve içtimaya giderken verebiliyoruz ki az hasar versin diye. Genellikle asker basarken veriliyor. Palyaçoya geldi sıra, düşmana en çok verilen ünvanlardan biri. Bu da ordu saldırı %10 ve ordu max CP %6 azaltıyor ve gerçekten bayağı etkili oluyor. Biz içtima açtığımızda içtima açtığımız kişiye bu ünvanı veriyoruz. Esirde ordu saldırı %5, ordu savunma %10 düşürüyor. Palyaço doluyken verilen ünvan. Hain altın üretimimizi %15, sefer hızı %5 düşürüyor. Bunu da altın üretimi yapan düşman kalelere veriyoruz. Ve zalim. Zalim benim en sevdiğim ünvan. Yani kişisel olarak en sevdiğim ünvan. Sefer hızını %15 düşürüyor. Bunu da genellikle içtiması yola çıkmak üzereyken palyaço vermeden önce sefer hızını azaltmak için veriyoruz. Bu sayede daha da rahat bir şekilde gelen askeri görebiliyoruz. Sırada tembel ünvanı var. Tembel ünvanla tüm kaynakların üretimini %10, eğitim hızını da %5 azaltıyor. Yine eğitim hızı yapan kalelere ve kaynak üretim yapan alt kalelere veriyoruz. Serseri ünvanı inşaat hızını %10, sefer hızını da %10 düşürüyor. İnşaat yapan kalelere verebiliyoruz. Ya da sefer hızı yine düşsün diye zalimi başka birine vermişken ikinci biri istediği zaman serseriyi verebiliyoruz. Son ünvanımızda soytarı. Soytarı ünvanı da araştırma hızını %10 azaltıyor. Gıda üretimimizin de %5 artırıyor. Bunu da araştırma yaptığını gördüğümüz düşmanlarımıza veriyoruz. Evet, sizlere gösterebileceğim ünvanlar şimdilik bu kadar. Başka baronların verdiği, imparatorların verdiği ünvanlar da var. Ancak onları şimdilik sizlere gösteremeyeceğim. İleride inşallah baron olursam ya da imparator olamam da, yani onlarla iletişime geçebilecek bir düzeyde olursam onları da sizlere gösterebilirim. Son olarak Gazi'ye bir kraliçe ünvanı yakışır bence. Gazi'ye bir kraliçe ünvanı verelim ve videoyu bitirelim. Beni Gazi öldürecek, yani bunu görünce beni kesinlikle öldürecek. Şimdi Gazi'yi kraliçe yaptım ve kendisinin altın üretim hızı %20 oranında arttı. Aslında bana teşekkür etmesi lazım. İsmini kraliçe koymuşlar ama bu tabii ki herkese verilebiliyor. Bunu sanki erkeğe verilirken kral gibi düşünebiliriz. Evet değerli arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle krallıktaki derebeyinin ya da vekilinin verdiği ünvanları konuştuk. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve çok güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek hoşça kalın.